Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. CES'teki turumuz devam ediyor. Şu anda yanımda Türkiye'den bir misafirimiz var. BKM Genel Müdürü ama o BKM tiyatro grubu değil. Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko var. Soner Bey ile hem CES'ten bahsedeceğiz hem de seneye neler olabilir. Onunla ilgili bazı düşünceleri paylaşacak bizimle. Hoş geldiniz Soner Bey. Hoş bulduk Özgür. 3 sene önce de biz beraberdik hatırlarsanız. Evet. Şimdi yine beraberiz. İyi oldu, çok güzel oldu. Nasıl buldunuz fuarı? Valla bu sene fuara damgasını vuran bir kelime var, smart. Çünkü nereye gittiysem her yerde smart bir şeyler var. İşte smart speakers, smart cities, smart vehicles, smart watch, her yer smart. Dolayısıyla gerçekten şunu anladım ki yani tüketici elektroniğinde her şeyi akıllandırmak için muazzam bir aşama kaydedilmiş. Peki seneye ne olacak sizce? Yani tamam akıllandırdık ama bir sonraki aşamada ne çıkacak? Valla onun için doğru yere geldik. İşte seneye ne olacak? Bak burada da resimde de görüldüğü gibi. Şöyle açılalım biraz. Yani her şey bence donanımla yazılımın birleştiği bir döneme giriyoruz. Eskiden donanım üreticileri sadece ürünlerini yapıp onların gelişimine çok yatırım yapmıyordu. Şimdi özellikle yeni gelen dinamik startupların girişimlerinde etkisini görüyoruz. Donanımla yazılımların birleştiğini, daha fazla akıllandığını, zaten bu smart lafı o akıllı yazılımlardan geliyor. Yoksa donanımda çok büyük değişiklikler yok ama artık daha fazla yazılım akıllandırıyor gibi görüyorum. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi siz Türkiye bankacılık konusunda çok ileri bir noktada ve bunu buraya geldiğimiz zaman da aslında biz de görüyoruz. Sizin buradan görüp de hani Türkiye'de olmayan ya da geliştirmeye açık olan konularla ilgili böyle alıp Türkiye'ye götürdüğünüz çalışmalar olacak mı? Var mı böyle fikirleriniz? Ya da tam tersi olabiliyor mu? Şimdi buralarda bizim en çok edindiğimiz şey teknolojinin gittiği ya da gideceği yeri görmek. Bak şimdiden seninle 2020'ye geldik. Bunu gördüğümüz zaman özellikle ödeme teknolojilerinin de nereye adapte olacağını görüyoruz. Sen az evvel söyledin, 3 sene önce geldiğimizde gördüğümüz şeyler üzerine biz birçok iş geliştirdik. Mesela bu sene yapay zekayı dair şeyler, ürünler, hizmetler sunduk. Blockchain konusunda bir takım hizmetlerimizi tanıttık. Bunlar o 3 sene önceki duyduklarımızın yatırımıydı. Şimdi buradan da bu öğrendiklerimiz bence önümüzdeki 3 seneyi besleyecek. Şimdi CES'te aynı zamanda girişimciler için de işte büyük alanlar var. Birçok işte Evreka diye hatta bir bölüm var. Sadece girişimciler yer alıyor ama Türkiye'yi göremedik orada. Yani Türkiye'nin aslında orada olmaması ekosistemde büyük aslında Türkiye'nin ama. Şimdi sen de biliyorsun Evreka ile ilgili ilk tespitim şu. 3 sene önce ilk açıldığında o kadar cılız bir alandı ki az sayıda startup vardı ve ağırlıklı Kuzey Amerikalı startupları görüyorduk. Bugün beni en çok etkileyen şey dünyanın dört bir tarafından startuplar gelmişti. Fransa'nın ne kadar büyük bir alan kapladığını gördün. Yani Kuzey Amerika'da Fransa teknoloji şirketleri resmen burada bayraklarını dalgalandırdılar. Dolayısıyla iki tane tespitim var. Bir tanesi tüketici elektroniğinde artık küçük girişimlerin, startupların daha çok kendini gösterdiğini görüyoruz. Evet. İkincisi de ülkeler artık burası Kuzey Amerika, gitmeyelim demiyorlar. Şu anda dünyadaki belki en popüler elektronik konferansındayız, etkinliğindeyiz. Ve tüm ülkeler buraya geliyorlar. Türkiye için de tabii buradan bizim de çağrımız şöyle olsun. 2020'de biz de böyle evet. Dileyelim. Türkiye'nin evet. Bayrağını da aşağıda görelim, Evreka'da. Özellikle Türkiye'nin yüzünün akı olan çok sayıdaki firmamız var. Bir araya gelsinler. Türkiye adıyla, Türkiye bayrağıyla gelecek sene onları izlemeye gelelim. İnşallah diyelim. Ve Fransa konusuna katılıyorum ben. Çok fazla girişimci vardı. O ilk gün biz medyada da ben gördüm, gittim, baktım, konuştum. Bir sürü enteresan böyle. Kimisi bana çok saçma gelen ama belki de biz ihtiyacı kapatan, çözümler üreten firmalar vardı. Evet, Türklerin de olmasını biz istiyoruz burada. Hatta gördüm ben. Birkaç yerde röportaj yaptım. Bir tane bir röportajımız var. Ama tabii girişim tarafında olması bizim için daha önemli. Hatta benim röportaj yaptığım ekipte Berlin'in böyle hani girişimci destekleyen bir fonu yardımıyla Türk buraya gelmişler. Yani Almanlar destekliyor onu ama bizim Türkiye'den de bir destek olsa güzel olur. Ki kısmen de destekler varmış. Uçak bileti vesaire var. Gibi şeylerde ama kurumsal olarak temsil edilmek daha başka bir şey.
Evet, gelecek sene daha fazla Türk girişimciyi, mühendisi, firmayı, bayrağımızı görmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Fikirlerinizi, görüşlerinizi bizle paylaştınız. Seneye inşallah kısmet olursa görüşmek üzere diyorum size. Çok teşekkür ederim. Seneye mutlaka görüşelim ama Türkiye standında ve Türk şirketleriyle beraber. Evet, çok güzel bir temenni. Süreç turumuz devam ediyor. Farklı videolarla, farklı incelemelerle yine karşınızda olacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.